muhtemelen farkında bile değiliz ama savunma sanayinde konuştuğumuz dönemler gittikçe farklılaştı. İlk başlarda geçmişi konuşurduk. Çünkü savunma sanayimizde sadece geçmişte kalmış ve bitirdiğimiz birkaç girişimden başka bir şeyimiz yoktu. Sonra bugünü konuşmaya başladık. Çünkü 2000'den sonra Türk savunma sanayiyi açığı kapatarak bugünü kurtarmaya başladı. Yaklaşık 2020'lerden sonra da geleceği konuşmaya başladık. Ama dediğim gibi biz konuştuğumuz dönemin nereye evrildiğinin farkında bile değiliz. Son yıllarda Türk savunma sanayiinde insansız sistemleri, yapay zekayı, makine öğrenimini ve sürü harekat kabiliyetini filan konuşmaya başladık. Bir de bir ifadeyi çokça kullanmaya başladık. Dünyada ilk. Çünkü artık geleceği inşa ederken birçok konuda önce olmaya başladık başladık. Ve işte bugün o dünyada ilklerden belki de en önemlisini konuşuyoruz. Çünkü bugün Aura Sebilon sponsorluğunda Bayraktar TB3'ün kara kuvvetlerinin envanterine girişini konuşuyoruz. Kara kuvvetleri mi? Buna özellikle değinelim. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Türkiye'nin savunma sanayinde ya da teknoloji geliştirme anlamında hatta daha da ileri götürelim. Türkiye'nin üretimde en iyi olduğu alan ne diye sorsam aklınıza elbette insansız hava araçları gelir. Türkiye bugüne kadar bu konuda resmen şov yaptı. Bütün dünyadaki silahlı insansız hava aracı ihracatının %65'i bizim elimizde. Yani biz bu sektörün zirvesiyiz. Tabii bu kolay olmuyor. Sürekli çalışmak gerekiyor. Türkiye şu an tam olarak bunu yapıyor. Durmaksızın çalışıyor ve bu yüzden de bu alandan sürekli son dakika haber geliyor. Yani artık biraz alışık olduğumuz bir alan oldu burası. Ama bu haberlerin içinde bazıları diğerlerine göre çok daha özel oluyor. Bugün konuştuğumuz konu tam olarak böyle bir konu. Bayraktar TB-3 envantere girdi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Bayraktar TB-3'lerin muayene ve kabul testlerini tamamladı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı deyince elbette şaşırılıyor. Bayraktar TB3 Deniz Kuvvetleri için geliştirilmemiş miydi? Kara Kuvvetleri Komutanlığı neden böyle bir alım yaptı? Bunu en son konuşuruz ama bugün öncelikle detaylarıyla Bayraktar TB3'ü bir konuşalım istiyorum. Daha önce bu konuyu detaylıca ele almamıştık. Bayraktar TB3, Selçuk Bayraktar'ın 2020'de duyurduğu bir proje. 2021'de ilk görüntüler ortaya çıkmıştı. Tabi bunlar çizimlerden ibaretti. Sonra hızla gelişti. 2023'te ilk koşu testi yapıldı. Koşu testinden bir hafta sonra 20 Ekim 2020 2023'te tekerlerini kısa süreliğine yerden kesti. Yani ilk teker kesme testi tamamlandı. Tabii biz o dönem heyecanla tarihi anları yani ilk uçuşu bekliyorduk. 27 Ekim 2023'te ilk uçuş gerçekleşti. Sonra hızla testler devam etti. 5. test uçuşunda iniş takımları kapalı şekilde uçtu. 16. test uçuşunda 30 bin feet irtifaya çıktı. Geçen yıl Haziran ayında 36 bin feet irtifada performans testi yapıldı. Ama belki de en heyecan verici testini Aralık 2023'te gerçekleştirmişti. Uzun uçuş testi yapıldı. Bayraktar TB3 yere inmeden 32 saat havada kalarak 5.700 kilometre yol kat etti. Kendi sınıfında bu dayanıklılığın bir benzeri yok. Çünkü 5.700 kilometre demek Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna neredeyse iki defa gidip gelmek demek. Ayrıca bu bahsettiğimiz muazzam sistem hızlı geliştirildi. Çünkü zaten görüntüsüne baktığınız zaman anlamışsınızdır. Bayraktar TB2 üzerinden geliştirildi, ama ondan daha büyük daha ağır bir platform. Haliyle faydalı yük kapasitesi falan daha fazla. Hatta tam bu noktada kısaca özelliklerine de bir değinelim. Bayraktar TB3 8.35 metre gövde uzunluğuna 14 metre kanat açıklığına sahip. Bayraktar TB2'nin uzunluğu 6,5 metre. Kanat açıklığı da 12 metreydi. Faydalı yük kapasitesi ise 150 kilogramdı. Bayraktar TB3 için faydalı yük kapasitesi 280 kilogram. TB3'ün azami kalkış ağırlığı 1600 kilogram. 6 adet silah istasyonu var. 25.000 fit irtifada 24 saatten fazla görev yapabiliyor. Peki motoru yerli mi? Evet motoru da yerli. Birazdan ambargolardan bahsettiğimiz süreçte bu konuya tekrar değineceğiz. O yüzden şu an çok detaya girmiyorum. Bayraktar TB3'ün en belirgin özelliği katlanabilir kanat yapısına sahip olması. Bu sayede TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerin hangarlarında daha az yer kaplıyor ve operasyonel esneklik sağlıyor. Tabi tek önemli yönünde bu değil. Belki de en önemlisi yapay zeka destekli tam otonom iniş ve kalkış kabiliyeti. Bu çok önemli çünkü denizde hareket halindeki bir gemiyi operatörün kullandığı bir İHA'yı indirmek çok zor iş. Deniz operasyonları çok karmaşıktır. Gemi hareket halinde. Deniz durumundan dolayı sallantılar oluşuyor. Açık denizde rüzgar etkisi çok fazla. İneceğiniz yer çok kısıtlı bir alan. Yani hata şansınız yok. Böyle bir ortamda tam otonom iniş kalkış yeteneği en kritik unsurlardan biri haline geliyor. Tabi Bayraktar TB3'te kritik diyebileceğimiz özelliğin sonu yok. Bu saydığımız özelliklerden de belki daha da önemlisi Bayraktar TB3'ün görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyeti. Yani TB3 uydular üzerinden kontrol edilebiliyor. Peki bu nasıl bir imkan sağlıyor? TCG Anadolu'dan havalanan bir TB3 sadece görüş hattının içinde kalacak mesafede devreye atmak zorunda değil. Çok daha uzak mesafelerde devreye gerçekleştirebiliyor ya da saldırılar yapabiliyor. Çünkü sonuçta uydu üzerinden kontrol ediliyor. Bu ne anlama geliyor derseniz bunun aslında birden fazla anlamı ve önemi var. Öncelikle TCG Anadolu'nun çok daha geniş bir menzilde korunması anlamına geliyor. Yani TCG Anadolu'ya yönelen tehditler daha gemiye yaklaşmadan ve belki de yüzlerce kilometre önceden fark edilebilecek. Denizde gemilere yönelen tehditler genellikle radarlar tarafından zor tespit edilecek şekilde tasarlanır. İşte TB3'ün uzak mesafelerde devreye atması bu konuda ciddi bir avantaj sağlayacak. Bir diğeri de işin istihbarat boyutu. Evet TB3 bir silahlı insansız hava aracı. Zaten birazdan kullanacağı mühimmatları da konuşacağız. Ama TB3'ün Türk donanması için esas öne çıkacağı faaliyetler bence devriye ve istihbarat faaliyetleri olacak. Çünkü Bayraktar TB3 TCG Anadolu gemisine konuşlandırılacak. Aynı zamanda Türkiye bir insansız sistem daha kullanacak orada. O da Bayraktar Kızıl Elma. Bayraktar Kızıl Elma'nın olduğu ortamda elbette muharip yük onun üzerinde olacak. Bayraktar TB3 hem kara hedef hem hava hedeflerine karşı etkili ama tabii ki Kızıl Elma'nın bambaşka bir potansiyeli var. Bayraktar Kızıl Elma hem hava savaşlarında ciddi bir güç çarpanı olacak hem de derin darbe görevlerini yerine getirecek. Böyle bir ortamda da Bayraktar TB3'e daha çok keşif ve istihbarat görevleri düşer. İşte bunun içinde de Bayraktar TB3'ün görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyeti belki en önemli özelliği diyebiliriz. Yani tüm bu özellikleri göz önünde bulundurduğumuzda Bayraktar TB3'ün Mavi Vatan doktrininin birincil araçlarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bugünlere ulaşmak kolay olmadı. Türkiye bu güce ulaşana kadar ciddi ambargolarla mücadele etti. Bunların meyvelerini yediğimiz sistemlerden biri bayraklar TB3 oldu. Batılı ülkeler özellikle de Kanada kritik askeri bileşenlere yönelik ihracat kısıtlamaları hatta daha doğru ifadeyle ihracat yasakları getirdi. Yani Türkiye'ye ambargo uyguladı. O dönem bu ambargolar bize sorun çıkarmış olsa da sonrasında baktık ki Türkiye için iyi oldu. Mesela Bayraktar TB3 normal şartlarda muhtemelen yabancı menşeli bir motor kullanacaktı. Ama ama ortada farklı bir gerçek de vardı. Bayraktar TB2'de kullanılan Rotax motorları gibi ithal motorları olan bağımlılık Türkiye'ye ciddi sıkıntılar yaşattı ve daha fazlasını yaşatma potansiyeline sahipti. Bunun için TUSAŞ motor sanayi yani TEİ kolları sıvadı ve PD-170 turbo dizel motorunun geliştirme sürecini iyice hızlandırdı. Zaten bu sorunları yaşadığımız dönemden önce bunları öngörüp bu projeye başlamışlardı. Hatta 2016'da motorun ilk çalıştırması yapıldı. 2018'de sertifikasyon alındı. Ama PD-170 normal olması gereken hızla seyrediyordu. Yani projenin bir acelesi yoktu. 2020'de Kanada motor ambargosunu uygulayınca PD-170 projesi hızlandırıldı, yetiştirildi. Ve Bayraktar TB3 ile 36.000 bin fit gibi yüksek irtifalara ulaşması sağlandı. Kendi sınıfında dünyanın en iddialı motorlarının başında yer aldı. Bununla da bitmedi. Yine 2020'de Kanada, Bayraktar TB2'lerde kullanılan elektrooptik keşif ve gözetleme ve hedefleme sistemlerinin yani Wescam sistemlerinin ihracat lisansını iptal etti. Hemen Aselsan önce CAT sistemini ardından da onun daha gelişmiş versiyonu olan Aselflor 500 sistemini geliştirdi. Aselflor 500 geçen yıl Bayraktar TB3'e başarıyla entegre edildi ve bir alanda daha dışa bağımlılığımız sona erdi. Bayraktar TB3'ün silah ve gövde yükü çeşitliliğini konuştuğumuz zamansa durum çok farklı. Çünkü orada herhangi bir bağımlılığımız yok. Zaten Roketsan o konuda şov yapıyor. Bayraktar TB3 kanat altındaki 6 adet silah istasyonuyla çok geniş bir mühimmat yelpazesini taşıyor. Roketsan'ın geliştirdiği MAM ailesinin tamamını kullanabiliyor. MAM-C, MAM-L, MAM-T mühimmatları Bayraktar TB3 ile ateşlenebiliyor. Aynı şekilde havadan atılan balistik füze olan İHA-122 süpersonik füzesini de kullanıyor. Belki en önemli yanlarından biri de havadan havaya füze kullanıyor olması. Bayraktar TB3 Sungur havadan havaya füzesini ateşleyebiliyor. Peki Bayraktar tb 3ün dünyada rakibi var mı? Bayraktar tb 3ün dünyada ciddi diyebileceğimiz tek bir rakibi var. O da ABD'li General Atomics'in geliştirdiği Mojave IHA. Başka çalışmalar da var ama ciddi alınabilecek tek rakip şu anda bu. Tabi hangi proje daha önde derseniz Bayraktar TB-3. Mojave uçak gemilerinden iniş-kalkış testleri gerçekleştirdi. Ama Bayraktar TB-3 kısa pistli gemiden iniş-kalkış yapabilen dünyadaki ilk SİHA oldu ve hala tek. Mojave bunu tam olarak yapamadı. Yani tam olarak bu vurgusunu şundan dolayı diyorum. Uçak gemileri dışında bir de Güney Kore'ye ait aynı TCG Anadolu gibi LHD sınıfı bir gemiden kalkış gerçekleştirdi. Ama aynı gemiye iniş için cesaret edemediler ve bunu test etmediler. Gemiden kalktı. Karadaki bir askeri üssün pistine indi. İşte bu yüzden diyorum Bayraklar TB3 fersah fersah ileride bir proje. Zaten projenin bu durumda olması onu dünyada da öne çıkardı. Sayısız medya kuruluşu farklı ülkelerde Bayraktar TV 3'ün haberini yaptı. Türkiye'nin bu platformla dünyada bir ilki gerçekleştirdiğinin vurgusunu yaptılar. Ve tüm bunlar bir araya geldi ciddi bir başarı hikayesi oluşturdu. Bayraktar TV 3 bu yılın Şubat ayında çok ciddi bir ihracat başarısı yakaladı. Bakın daha Türkiye'de envantere girmeden bu platformdan Endonezya 60 adet sipariş verdi. 60 rakamı bu işler için gerçekten çok büyük bir rakam. Aynı zamanda Kolombiya'da TV ile ilgileniyor. İsrail yapımı Hermes 900'leri Bayraktar TB3'e değiştirmeyi düşünüyorlar. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmesiyle birlikte tabii ki ilgi daha da artacak. Hazır bu envanter meselesinden bahsetmişken son günlerde çokça tartışılan bir konu başlığına değinelim. Kara Kuvvetleri Komutanlığı neden Bayraktar TB3 aldı? Hatta soru şu şekilde soruluyor. Türkiye'nin ciddi bir tank ihtiyacı varken Kara Kuvvetleri Komutanlığı neden tank değil de Bayraktar TB3 aldı? Öncelikle Kara Kuvvetleri Komutanlığı zaten zırhlı araçlara çok ciddi yatırımlar yapıyor. Yani Türk savunma sanayinin geliştirdiği zırhlı araçlardan ciddi sayıda temin ediliyor. Tank açısından baktığınız zaman da zaten Altay tankı için sipariş vermiş durumda. Şu an yeni tankın envantere girmesi bekleniyor. Şu an Altay dururken neden TB3 alınıyor diyenler var ama Kara Kuvvetleri Komutanlığı Altay için yıllar öncesinden verdi siparişi. Peki tamam da Kara Kuvvetleri Komutanlığı neden bu İHA'yı aldı? Yani Bayraktar TB3 deniz kuvvetleri için geliştirilmemiş miydi? Evet, aslında hepimiz ilk olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girmesini bekliyorduk. Ama bu alımla birlikte gördük ki Türkiye Bayraktar TB3 için çok daha fazlasını planlıyor. Zaten kara kuvvetlerinin bu sistemi alması abes bir durum da değil. Bayraktar TB3, Bayraktar TB2'den daha fazla silah istasyonuna sahip, daha fazla faydalı yük kapasitesi var. İHA-122 gibi havadan atılan bir balistik füze atabiliyor, mantı atabiliyor, çok daha yüksek irtifalarda görev yapabiliyor. Haliyle kara kuvvetlerinin bunu da envanterine katmak istemesinden daha doğal bir şey yok. Yani Bayraktar TB2'nin muadili değil bu, bambaşka bir İHA. Her şeyi eleştirmiş olmak için eleştirenlere zaten diyecek bir şey yok yok da onların oluşturduğu bu rüzgara kapılanlar meseleye bir de bu pencereden bakmalı. Yani kısaca özetlersek Türk Silahlı Kuvvetleri TB3 temini ile birlikte bambaşka bir noktaya geldi. Artık denizlerdeki hakimiyetimiz biraz daha güçlü. Bayraktar Kızıl TCG Anadolu'dan kalkışı ile birlikte çok daha güçlü olacak. Sonra Türkiye'nin ilk uçak gemisi de envantere girecek ki o kısımlardan bahsetmiyorum bile. Daha neler neler göreceğiz. Allah'a emanet olun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sevilon Unique sundu.